Aç kapıyı! Aç kapıyı dedim! Bana karşı mı geliyorsun? Fırat Bey'in emri var Gönül Hanım. Bırakamam. Sizin güvenliğiniz için. Araba sesi! Geldiler! Miran! Ne oldu? Nasıl oldu bu? Evlatlarım, yavrularım. Allah'a şükürler olsun ya Rabbim. Sağ salim karşımdasınız. Ay. Oğlum, iyi misin? Korkmayın, korkmayın. Kimseye bir şey olmadı, herkes iyi. Tamam anneannem, yok bir şey. Bak buradayız, iyiyiz, geçti. Elif nasıl? O iyi mi peki? İyi, o da iyi, çok şükür, o da iyi. Ay Allah'ıma şükürler olsun. Peki nasıl oldu bu? Nasıl çıktı bu yangın? Nasıl çıktı değil, nasıl çıkarıldı diyeceksin. Düşmanlarımız boş durmuyor, değil mi Reyyan? Eğer ailemi kastediyorsanız, benim ailem içinde benim de Azat abimin de olduğu bir ev yakmaz. Hatta Miran'la Elif'in de. Duyun da ailen seni hiç öldürmeye kalkmadı zannedecek. Kim çağırdı sizi oraya? Azat. Bütün bunlar onun başının altından çıkıyor. Belki de o tutuşturdu orayı. Babaanne, Azat kendi olduğu evi mi yakacak? O delinin ne yapacağı belli olmaz. Elif de sen de neredeyse ölüyordunuz. Artık buna bir dur demenin zamanı geldi. Düşmana bir can daha verecek değilim. Sen de kulağını aç, iyi dinle. Sen artık bir aslan beysin. Bundan sonra önceliğin bu aile. Babam çağırdı, Azat çağırdı deyip koşmadan önce önünü arkasını düşüneceksin. Çünkü çağıran ailen değil. Aslan beylerin düşmanları. Peki Elif? Elif çağırsa ne olacak? Düşman bildiğiniz aileye gelin gitti diye Elif de mi düşmanınız artık? Sen kendi ayaklarınla geldin. Elif'i Azat kandırdı. Babaanne yeter! Ya hepimizin nasıl çıktığını gördün o evden. Gördüm evet, gözlerimle gördüm. Yeter diyorum yeter! Miran! Ölecektik ya! Miran! Bir huzur ver! Daha ne konuşuyorsun? Sakin ol Aga. Sakin. Miran, siz Reyhan'la odanıza çıkın isterseniz. Bir banyo alın, ben de size yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Yok, otele geçeceğiz biz. Sen birkaç kıyafet yollarsın, hadi. Miran. Anneannem. Hey, çocuğum. Biliyorum, şu an ne olduğunu merak ediyorsun. Ama bana biraz... Evladım, tamam, gidin, gidin. Beni merak etmeyin ama bana da haber edin, değil mi? Miran. Böyle bir zamanda gitmen doğru mu? Tam da böyle bir zamanda gitmen doğru Gönül. Tam da böyle bir zamanda. Gönül doğru söylüyor Miran. Daha kimin yaptığını bile bilmiyoruz. Aga, yangından değil, babaannenin laflarından öleceğiz. Biz bir kendimize gelelim, arayacağım ben seni. Allah'ın sevgili kulusun Sultan. O ne demek? Azat'la Elif'in evliliğine senin çanak tuttuğunu biliyorum. Eğer Elif'in başına bir şey gelmiş olsaydı bunu canınla ödetirdi. Şimdi sadece bu evliliğe yardım etmenin bedelini ödeyeceksin. Babaannem ne dedi sana? Hiç. Hiçbir şey demedi. Hemen buraya gel.
böyle bir hatayı nasıl yaptım? Asla kendim öldürecektim. Ölüm ya, orada ölseydim. Allah'ım ya, ölseydim. Ben ne yapardım? Seni Şadoğulların eline bırakmayacağım. Bırakmayacağım, alacağım seni. Hanımım, ben Elif Hanım'ın orada olduğunu bilsem canımı yakardım ona. Bunun hesabını sonra vereceksin. Şimdi yıkıl karşımdan. Affet hanımım. Yıkıl karşımdan. Mal sahibine benzer derler. Toprağında senin gibi betsiz, bereketsiz nasıl? Toprağında senin gibi uğursuz. O kadar can aldı, hala benden bir şeyler istiyor. Ama vermeyeceğim. Bu defa bedelini ben değil, sen ödeyeceksin.